yapmak yönünde. Gereken emekliler, emekli değil hakları mi? İçin. Değil mi? Çünkü emeklilere verilmeyen bir hak söz konusu ama yılbaşında gönül alınacakmış Miyase Hanım. Mafya sokakta, çeteler sokakta ama hakkını arayanlar sokağa çıkınca güvenlik, devletin ve milletin güvenliği söz konusu oluyor. Silahları olmayan insanlar. Evet. Örneklerini de görüyoruz. Peki, evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne biraz değinmek istiyorum. Çünkü son olarak Murat Yetkin'e konuştu Kemal Kılıçdaroğlu. Gündeminde ekonomi vardı. Parti içi meselelere değinmedi. Yerel seçimlerle ilgili nasıl bir süreç işleyecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde henüz bilmiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi üzerinden eleştirilerini yaptı. 128 milyar doların hesabının verilmesi gerektiğini bir kere daha söyledi. Ama CHP'den konuşan bir isim var, Özgür Özel. Özgür Özel'in söyledikleri de önemli. Yaşadığımız seçim yenilgisi için özür dilerim diyor. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olması gerektiğini söylüyor. Tam da şu noktada, şu zamanda hatta konuşulması gerektiği vurgusunu da yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim, yenilik ikilemi içerisinde aldığı yolu nasıl değerlendiriyorsunuz ki? Yerel seçimler var, ekonomik buhran var. Bu süreçte nasıl gidiyor? Görmezden gelinebilir mi yenilik çıkışları? Kurultayda nasıl bir süreç işler Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Ya yenilikçilerin ne istediğini ben henüz anlayabilmiş değilim. Hı. Benim değişmesini istediğim değişiklikler var. Demokratik bir tüzük. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği seçim stratejisi. Yani bunlar konuşulmalı, yenilenmeli, değişmeli. Ve önce neden kaybedildiği araştırılmalı ve bunun önlemleri alınmalı. Ama demokratik tüzüğü öncelikli olarak birinci sıraya koyuyorum. Onun ötesine de kaybedilmiş seçimlerde bugüne kadar hiç ele alınmadı. Her seferinde aynı yöntem denendi. Aynı politikalar denendi. Demek ki bu politikalarla ben seçmen çekemiyorum karşı mahalleden. O zaman başka yöntemlerden öyle. Emek meselesini birinci sıraya koymalı. Hak meselesini birinci sıraya koymalı. Bunu tartışmalı, bunu araştırmalı. Yani önce bir seçmen analizi yapılmalı. Ama bunları konuşmayıp değişim ama nedir değişim? Yani hala çok muğlak, hala çok gizemli, hala çok geniş, belirsiz. İşte bir tutam ondan, bir tutam bundan. Ama ne dediğini ben hala değişimcilerin ne dediğini kendilerini de çok anladığını biliyorum. Yani anladığımız şu konunun özeti. Genel başkan istifa etsin, orayı bıraksın. Tamam, onu isteyebilirsin. Kurultayda işte bir aday çıkarırsın ya da kendin olursun. O yürür. Ama bir taraftan da Mart'ta yerel seçim var. Evet. Artık CHP'nin iç meselelerini dinlemek de istemiyorum. Kurultayda gidersiniz, kozlarınızı paylaşırsınız. Ben seçmenim. Ben seçmenim ve artık yeter. Gerçekten yeter. Tabii ki konuşacaksınız. Tabii ki niye kaybettiğinizi konuşacaksınız. Tabii ki hesaplar varsa verilecek. Ama ben sürekli her gün parti içi meselelerin Türkiye'nin önemli sorunlarının üstünü örtmesini de istemiyorum. Çok yani yani bu Türkiye gündeminde çok ağır şeyler oluyor. Yani ben hala Körfez ülkelerine neyi vaat ettiğimizi bilmiyorum. Neyin karşılığında neyi sattığımızı bilmiyorum. Emeklilere kök aylık üzerinden efendim biz o şeyi yapacağız, zam mı yapacağız demek ne demek? Bu eşitlik ilkesine aykırı anayasanın. Daha yüksek alanlara vereceksin ama en düşüklere vermeyeceksin. Tam tersini yapmak gerekir. En düşüklere o zammı vermek gerekir. Bakın her gün bir ev sahibi, kiracı cinayetiyle kalkıyoruz, sabaha uyanıyoruz. Konu sorununu tartışın. Bu ev sahibi, kiracı meselesini nasıl çözeceksiniz? Çok basitti aslında. Niye bu kadar mesele oldu bu? İktidarın ekonomi politikasından faizleri düşürüp doları tutup enflasyonu fırlatırsanız ev sahibiyle kiracı her gün birbirine dalacak. Ama bu mesele gerçekten her gün can almaya devam edecek. En önemli konumuz şu anda bizim ev sahibi ve konut sorunu diyeyim. Çünkü konut sorunu öyle. Efendim ben sınırlama getirdim %25. İşte ev sahibi de fazla zam yaparsa içeri atarım. Hayatın gerçekliği öyle değil. Hiç öyle değil hayatın gerçekliği.
Yani senin alacağın polisiye tedbirlerle bu mesele çözülmüyor. Senin devletinin kurumları lüks konut üreteceğine bugüne kadar sosyal konut üretmiş olsaydı bugün bu konuları zaten yaşamıyor olacaktı. Ya da enflasyonu bu kadar senin fantezilerin yüzünden patlatmasaydık bugün bu sorunları zaten yaşamıyor olacaktı. Ben bunu konuşmak istiyorum. Kusura bakma yani. Cumhuriyet Halk Partisi beni hiç ilgilendirmiyor. Tabii, çok haklısınız. Peki tam da işte bu süreç içerisinde siz de yerel seçim vurgusu yapıyorsunuz. Gündemde ekonomiye Kılıçdaroğlu değindi ama 128 milyar doları ve şu an şeffaflık vurgularını hatırlatarak ve bu soruyu sorarak değindi. Peki burada açık ve net görünen bir gerçeklik var mı? Bu tartışma içerisinde yerel seçime giden Cumhuriyet Halk Partisi tartışmadan zarar görüyor mu? Seçmen kitlesi bundan etkilenmiyor mu? Etkilenmez olur mu? Yani açın bakın haber programlarını izlemiyorlar artık. Kanal değiştiriyorlar. Hı hı. Çok basit. Ya artık biz sizin iç meselelerinizi gidin parti platformlarında, kurultaylarınızda görün kardeşim. Evet. Ama ben vatandaşın sorunlarının, Türkiye'nin yakıcı sorunlarının gündem olmasını istiyorum. İktidar medyası zaten onları baskılamak için, onları gündeme getirmemek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselelerini her gün ekrana taşıyor. Taşıyacak da. Ama bu malzemeyi sizler veriyorsunuz. Evet. Yani bunlar konuşulmasın demiyorum. Tabii ki konuşulmaz. Bunu konuşulmazsa nasıl çözüm bulacaklar? O ayrı bir mesele. Ama gidin parti kurullarında tartışın. Artık birbirinize medya üzerinden mektup göndermeyi bırakın. Evet, en azından bu sözler bir adrese ulaşırsa eğer acilen yapılması gerekenin ne olduğunun da belki farkına varılır.